Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Yemek Sepeti Market sponsorluğundaki 4 çeyrek programında bugün Beşiktaş'ı ee, sağlam şekilde kıyıya yanaştıran e, ekibin içinden çok değerli bir parça. Serhat Çetin bizlerle. Onunla geçen sezonu yeni sebebenli antrenörlük hayatını konuşacağız ama öncelikle şu hatırlatmamızı yine yapalım. Şimdi yemek sepetine girin. Yemek sepeti marketi seçerek günün her saatinde birbirinden taze ürünleri sipariş verin. Biz bu programda spor bilgilerini tazelerken siz de bize sıcacık everyday roster kahveleriniz ve yemek sepeti marketteki birbirinden taze ürünlerle eşlik edebilirsiniz diyelim ve Serhat Çetin'e hoş geldin diye devam edelim. Hoş bulduk Ümit abi. Ee, Serhat Çetin şimdi aslında oyunculuk güzel bir oyunculuk kariyerin vardı. Birçok kulüpte e, görev yaptın. Kupalar kazandın, şampiyonluklar yaşadın. Hemen oyunculuktan sonra seni misafir etmemiz lazımdı belki bu programa ama e, çok hızlı davrandın. Antrenörlük o kadar hızlı gelişti ki bize o süreci bir anlatır mısın? Yani oyunculuk bitti ne zaman antrenörlüğe kafayı koymuştun? Nasıl hareket ettin? Yani aslında e, tabii çeye de denk geldi biraz. İşte pandemi, pandemi sonrası. Ben açıklamadım bıraktığımı. E, hala daha acaba işte teklif gelirse devam eder miyim etmez miyim? Aslında bu tamamen pandemi sonrasına denk geldi. Pandemi olduğunda ben yani işte en son Romanya'da sezonu devam ediyordu Mart ayında o, yani durdu. Bir sonraki sezonun teklifleri gelmeye başladığında işte yaklaşık Kasım Aralık'a kadar. Ben bir bekledim. Hani nereden ne çıkıyor hı hı. ama kafamda tabii artık birçok şey oturmuştu. Ee, çok alt seviyelerde oynamak istemiyordum. Ee, oynamadığımdan değil, e, oynadım beni çok mutlu etmiyordu. Büyüyen kızlar, e, eşim, yani İstanbul'a belli bir düzen kuruldu. Okul başlıyordu artık, eğitimleri başlıyordu kızların. Onları İstanbul'da bırakıp başka şehirlere gitmek için bir hedefim olması gerekiyordu. Hedefsiz bir takıma gidip sadece basketbolu oynamaya devam etmek ve para kazanmak için bu iş yapmak istemedim açıkçası. O yüzden bırakma kararı aldım. Bıraktıktan sonra da benden ne olabilir? Ne iyi yapabilirim? Basketbol benim hayatım. Yani ben 9 yaşında başladım. Birçok tecrübe yaşadım. Senin söylediğin gibi birçok insanla çalıştım. Hani bu birikmişliği, bu tecrübeyi kendime saklayıp bu sektörden kopmalı mı, bu sektörde mi kalmalı? En başından beri fikrim bu sektörde kalmaktan yana, yanaydı. İşte birçok kişiyle konuştuk. Oyunculuktan sonra çok farklı bir yol. Hem antrenörlük, yöneticilik, senle de yayından önce konuştuğumuz gibi. Ben hangisini en iyi yapabilirim? Benden, benim profilimdeki bir insana hangisi daha uyumlu olur? Birçok şeyi tartmaya çalıştım. İşte benden çok daha tecrübeli, bu geçiş dönemini yaşamış oyuncularla veya bu geçiş dönemini oyuncu yaşarken onlara destek olan yönetici, antrenör, arkadaşlarımla, abilerimle paylaştım bu fikrimi. İçimde bir antrenörlük vardı çünkü sahada olmayı çok seviyorum. Erken bıraktım. Hala oynayabiliyorken bıraktım. Üst seviyede oynayamadığım için bıraktım. O yüzden sahada kalıp işte zamanında bana nasıl insanlar yardım ettiyse, beni büyüttülerse ve beni eğittilerse ben de aynı şekilde elimden geldiğince genç oyunculara artık benden herkes genç olduğu için bir de <laughs> benden küçüklere, oyunculara yardım etme, onlara yol gösterme sebebiyle antrenörlüğü tercih ettim. Eee de yayından önce de biraz konuştuk de çok değerli antrenörlerim. isim vermeyeyim tek tek ama Türkiye'de çok üst seviyelerde çalışmış birçok antrenör arkadaşımın fikrini aldım bu konuda. Nereden başlamalıyım, nasıl yapmalıyım? Çünkü düzgün bir iş yapmak istiyorum gündelik bir iş yapmak istemiyorum. Bunun için işte kliniklere katıldım, eğitimler aldım. Genelde altyapıdan başla ya gibi bir fikir çıkmıştı. Altyapıdan başlama niyetindeydim. Bütün açıklamalarımı o şekilde yaptım. Yöneticilerle, antrenörlerle konuşurken abi altyapıdan başlamak istiyorum. Özellikle 16, 17, 18 yaş grubu hani benim kendi kafamda biraz daha oturttuğum noktaydı çünkü A takımdan A takımda ne lazım? Ben oyuncu olarak onu çok iyi biliyoruz. Tam da o geçiş dönemini yaşayacak yaş, onlarda ne yok, ne eksik, neyi eklersek üst yapıda işe yarayacak, yaramayacak. Hani buralara çok rahat il, eklemeler yapabilirim diye düşünüyorum kendi kafamda. O yüzden o bir yaş grubunu istedim. Aynı zamanda da o yaş grubu da bana antrenörlük yapmayı öğretsin istedim kendimi geliştirmek için. Fakat hayat farklı bir şekilde ilerledi. E, bu işte klinikler, Gözlemcilikler, o kulüp, bu kulüp onları gözlem yapmaya giderken, ülke değişikliği falan derken böyle bir fırsat çıktı. Beşiktaş Kulübü daha önceden de hizmet ettiğimiz, şampiyonluklar yaşadığımız kulübümüz. Igor Milicic geldi. Daha sonrasında da Igor Milicic telefonla bana ulaştı. Benle çalışmak istediğini söyledi. Ben de seve seve kabul ettim. Peki. geçiş bu şekilde oldu en kısa şekliydi. Antrenörlük kısmını tekrar söyleyeceğim. Hani o geçiş sürecini tekrar söyleyeceğim ama e, en sonunda da söyleyelim. En sonunda konuşalım istiyorum. Dün seninle telefonla konuşurken sesin kısıktı. Evet, evet, Yani inanılmaz bir stres, inanılmaz bir e, görev. Çok zorlu bir göreviniz vardı. <laughs> evet. Beşiktaş'ı ligde tutmak. Yani bu bile gerçi hani Beşiktaş'ın son hafta e, ligde veda etme ihtimali olması bile e, belki kötü bir görüntüydü ama sonuçta kıyıya kazasız, belasız geldiniz. O süreci bir anlatır mısın? Üzerinizde nasıl bir baskı vardı? Neler konuştunuz? Neler yaptınız? Yani bakmayın şimdi yüzümde bir gülücük var. Şu anda o gülücükler yavaş yavaş başladı. Ses hala tam toparlamış değil. Ara ara çatallaşmalar var. İnanılmaz bir Özellikle ben kendi adıma. Yani ben genelde bulunduğum yeri çok üstlenen, sahiplenen de bir yapım var. Beşiktaş, bir de Beşiktaş'ta şöyle bir görevde bir anda kaldım. Teknik ekibin tek türkü oldum. E tek türk olunca öyle ya da böyle birçok noktayı birleştiren bir konumda olmuş oldum. İşte yönetimle hocanın arasında, hoca ile idari ekip arasında, soyunma odasıyla hoca arasında, altyapıyla A takım arasında, hani altyapıdan antrenörlerle bir iletişim şeklinde. Sürekli ortada benle beraber iletilen haberler veya benim onayımdan geçen veya benim de fikrimin alındığı bir konumda oldum. İlk senemde böyle bir şey yaşamak tabii acayip bir tecrübe oldu. Aslında çok da güzel bir şey. Çok güzel bir şey oldu. Yani tabii... senin için geleceğini baktığımız <gülüyor> zaman. <gülüyor> bir de gemiyi de kıyıya rahat <gülüyor> <gülüyor> güvenli bir şekilde yanaştırınca tabii şimdi bunu konuşuyoruz böyle. Çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir stres vardı. Bunu Bursa maçını kazandıktan sonra nasıl sevinemediysem bir gün, bir buçuk gün boyunca gülmekten ziyade böyle 30'ar saniye, 1 dakika aralıklarla nefes boşaltma şeklinde. O kadar <laughs> diye geçiyor şey o süre. Yani o kadar yüklenmiş oluyorsun ve belki eskiden oyunculuğun getirdiği bir karakter bu ya da özellik. Ne kadar stres yüklendiğinin de farkında değilsin. Sen her zaman rahatsın aslında. Dışarıya verdiğin görüntü rahat, kendinden emin bir görüntü var. Sen de ondan eminsin. Ama içinde fırtınalar Anca iş bittikten sonra hı. farkına varıyorsun. o stresi boşaltmaya çalışırken veya işte sırtım bir yerden tutulduğu zaman ama diyorsun ben ne kadar ama stres yüklemişim kendime ne kadar sorumluluk yap yüklemişim gibi. Son maçtan sonra da zaten maç bitmeye yakın artık ben sarılmalarıma başladım insanlara işte ilk önce Seyhan abiyle, Emektar, işte Turgut abiyle, Celal abiyle yavaş yavaş gözyaşları dökülmeye başladı. O stres yavaş yavaş boşalmaya başladı. Sonra işte eşimle göz göze geldik tribünde derken biz koptum zaten orada ağlamalar mağlamalar falan derken. inanılmaz büyük bir sorumluluk. Ya büyük bir camia. Hani her spor dalında e, hizmet eden bir camiamız Beşiktaş. E, basketbolda da 107 kulüplerimizden bir tanesi. Böyle Üçlük bir Üçmeti olamaz yani. olmaması gerekiyordu. Yakışmazdı. Çok şükür ki yani son maçta da olsa bunu başarabildiğimiz için e, ben hem kendi adıma mutluyum hem de aynı zamanda da e, bu durumu daha erken kurturamadığımız için de sevenlerinden, bu kulübü destekleyenlerden özür dilerim. Sen Beşiktaş'ta en güzel günlerinde de yaşadın. Yani Ergin Ataman'la birlikte işte 3 evet. e, kupa, hatta bir, ön, bir sonraki kupanın Cumhurbaşkanlığı'nda da aldınız. 4 tane kupa kazandığın sezon oldu. O sezonu mesela hatırladığında, bir de bu sezonu hatırladığında arada ne kadar büyük böyle fırtınalar, farklılıklar var. o Çok. Çok garip geliyor değil mi sana? Çok garip geliyor. Ee, o sezonun başında da, şampiyon olduğum sezonun başında da böyle bir dalgalanmalar yaşadık aslında. Hani Euro Cup'a bir takım Hı -hı. kurulmuştu. Lockout vardı NBA'de. İşte Devin Williams'ın gelişi. Lockout'un bitişi onların geri dönüşü. Carlos Arroyo'nun gelişi. Paps Mesa Formdalar, formsuzlar derken hani bir şekilde sezon ortasını bulmuştu o takımın oturması. Çok böyle kıyas yapmak istemiyorum aslında ama şimdi o takımda belli bir periyottan sonra kazanma başlayınca her takımda olduğu gibi kazanma başladıkça ortam pozitifleşiyor ve pozitifleştikçe inanç, motivasyon çok üst düzeye çıkıyor. Antrenmanların temposu çok üst düzeye çıkıyor. Artı Avrupa Kupası oynadığınız sezonlar çok daha avantajlı oluyor bence. Çünkü hem hafta içi hem hafta sonu maç yapıyorsunuz. İdmana çok fazla süre yok. İdman yapmaya. İdman yapmayınca oyuncu sıkılmıyor. Ama Avrupa Kupası oynamadığınız zaman hafta hele ki, ki mağlubiyetler başlarsa bu sefer şöyle düşünün. Bir maç kaybettiniz. Bir sonraki maça kadar 6 gün boyunca kaybedenler grubu olarak bir sonraki maça hazırlanıyorsunuz. Hele ki ikinci maçı kaybettiniz. 2 haftadır kaybeden kişisiniz. Üçüncü maçı kaybettiniz. 3 haftadır. Yani yaklaşık işte bir aya varan, bir buçuk aya varan yani o sizin mağlubiyet sayınıza göre uzayan mağlup olma psikolojisiyle devam ettiğiniz insanların bazen ayaklarının geri geri gittiği idmana gelirken günler oluyor. Şimdi oyuncuyken farklı. Oyuncuyken tamam ben gideceğim işimi yapacağım zaten yapabildiğim şeyi verecekler topu koşacağım ya da savunma yapacağım. Kah gün geliyor iyi idman yapıyorsun. Kah kötü gün geliyor kötü idman yapıyorsun. Antrenörken tabii şimdi bambaşka. İdman yapmayan bir gruba idman yaptırman lazım. Onları tekrar motive etmen lazım. Sen her ne kadar yorgun olsan da, her ne kadar bazen inancını yitirsen de, negatif olsan da her yeni başlayan güne tekrardan şalteri bir kapatıp açıp, tekrar kendini resetleyip pozitif bir görüntü veriyor olman lazım. Yeri geldim işte psikolog oluyorsun oyunculara. Onları tekrardan ayağa kaldırmak için. Zordu. Zor, Ben kimseye sordum aslında. Mesela şimdi Beşiktaş'ta öyle günleri yaşamışken, işte Avrupa Şampiyonluğu dahil, dahi işte Lig Şampiyonluğu yaşadın, Türkiye Kupası'nda MVP olmuştun, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam, en değerli oyuncu seçilmiştin. Öyle günleri yaşadıktan sonra mesela bu sene gelen teklif biraz da ani bir teklifti senin de dediğin evet. gibi evet. ve e, çok zorluğundaki bir Beşiktaş'a geldin. Yani evet. siz geldiğinizde de zaten Beşiktaş düşme e, ihtimali olan ekiplerden evet. bir tanesiydi. Orada işte derginlik yaşamadın mı? Yani çok iyi bir şekilde imza attığım bir kulüpte. Evet. bu kez çok daha farklı bir şeyler yaşayabilirim. Yani mütevazı burada çok dürüstçe bir cevap vereyim. Şimdi Amerika'daydım. Bu teklif geldiğinde oradaki seyahatteydim. Kendimi geliştirmek için kendim böyle bir seyahate kalkışmıştım. yaklaşık 75 günlük falan bir seyahatti. Bu telefon 42 43. günde falan geldi. Igor kendisi aradı. Benimle çalışmak istediğini söyledi. Şimdi Igor Milicic için kariyerine baktığınızda işte Polonya'da şampiyonluklar yaşamış. Polonya milli takımının baş antrenörü son Eurobasket'te yarı final oynamışlar. Igor Milicic sizi arıyor bu kariyerdeki bir insan. Beşiktaş için arıyor. Beşiktaş daha önceden şampiyonluklar yaşadığın camianın senin çok sevdiği bir kulüp. Bu, buralardan inanılmaz pozitif Şimdi öyle bir inanç vardı ki ben oyuncuyken yani çok iddialı, hep iddialı bir insan olduğum için yani var olan pozisyondan mutlaka çok üst seviyelere çıkaracağım. Kendi kafamda zaten her zaman çıkartıyorum da bu bazen <laughs> mümkün oluyor bazen olmuyor. İnan ilk telefon geldiğinde ben hiçbir şekilde son maça kalacağını düşünmedim. Evet bir sorumluluk alıyorsunuz ama biz bunu tabii çok dillendirmedik. Igorla da hatta ara ara konuştuk. En son dün tekrar konuşurken. Biz buraya gelirken ikimizin de içinde birbirimize söylemeden playoff'tu yani bizim hedefimiz. Net bir şekilde biz bu takımı alırız, playoff'a götürürüz gibi bir düşünce vardı. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı maalesef. Oyuncu değişiklikleri, yani 8 tane yeni oyuncu geldi en kritik dönemde. Bunlar parça parça geldi. E, Igor'un sistemi savunmada e, biraz daha farklı rotasyonları tercih ediyor. Normal, klasik... ...rotasyonlardansa. Oyuncuların kendi bir alışkanlıkları var. Vücutlarının verdiği otomatik reaksiyonlar var. Bu üstüne gidilmesi, tekrar edilmesi gereken şeyler. Oyuncu grubunun buna ne kadar adapte olmak... ...isteyip istemeyeceği de bunda çok etki ediyor. Dolayısıyla zorlandık. Yani oyuncu seçimlerinde de zorlandık. Sürekli oynattığımız veya sürekli oynatmadığımız oyuncular değişti... Hani o roller bir türlü oturmadı. Dolayısıyla da son maça kalındı. Hani o yüzden dediğim gibi, böyle yani evet kabul bir, ederken bir, bu kadarını bu kadarını tahmin etmiyorduk yani. Peki e, Senin oyunculuk dönemine bir tekrar dönelim. Üç büyüklerde de forma giydin. Çok önemli kulüplerde oynadın. Yurt dışı deneyimin oldu. Oyunculuk anlamında içinde o kalan şey ne desin? Aslında inanılmaz şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani kariyer bittikten sonra diyorum ki yani hakikaten çok şükür çok güzel bir kariyer yaşadım. Bana birçok şey öğretti. Şu anki Serhat olmamda, şu anki insanlığımda çok büyük payı var. Herkesin tanıştığım, herkesin iyisiyle kötüsüyle. Yani yaşadığım kötü şeylere de çok minnettarım. Birçok şey öğrendim. Hani bu bakımdan hiçbir ukde kalan bir şey yok. Bir tek şimdi sen sorunca şu geliyor benim aklıma. Ama bunun sonunun nereye gideceğini bilemeyiz. Fenerbahçe'ye ilk gelişim 2007 7. sezonu. 2006-2007 karşı oynadım. O sezonun sonunda Fenerbahçe ile imzaladım. Aydın Örstü antrenör. Aydın abiyle bir görüşme yaptık. Bir sonraki sene için anlaşmamızı sağladık. Fakat yazın Aydın abi Fenerbahçe'den ayrıldı. Bogdan Tanyemiş geldi. Tanyemiş de beni acayip seviyor. Fakat eee Tanıyev için aklında beni rotasyonda o kadar kullanmak yoktu. 3 senelik bir kontrat var ortada. E, dürüst olmak gerekirse hani ben ayrılmak istedim. Çünkü oturmak istemiyordum. Yani Aydın abiyle yaptığımız görüşmede bile karşıya kadar gelecekken hani ben daha büyük bir takımda oynamaya hazır olmadığımı. İyi karşıya kadar da iyi bir istatistik yani çok iyi istatistikler yapıp. Yanlış hatırlamıyorsam 30 dakika ortalamayla oynadım. Hiç sakatlanmadım ve bir 10 sayı ortalamayla... ile 10 sayının e, üzerinde e, daha ortalama, böyle sakatlıklar aynen. yaşamadığım... çok atlet savaşçı bir profil evet. vardı o zaman sonra sakatlıklar gelince tamamen dış oyuna dönen bir <laughs> serhat oldu ama <laughs> e, Aydın abiye de söyledim hani hazır değilim üst bir takımda üst seviyede bir takımda oynamaya ben daha oynamak istiyorum burada o da bana şunu söylemişti o zaman işte ülkelerle yeni bir anlaşma vardı Alpella'da birincilikteydi yani serhat dedi hani ben senin bizde oynayamayacağını düşünmüyorum. Ya bunun tabii ki sözü olmaz. Ama bakarız. Diyelim ki hani bizde oynayamıyorsun. Alper'le kiralık verebilirim. Ya tamam dedim. Tamam. Eğer oturmayacağımız sözünü alıyorsan ben direkt imzalarım. O öyle geldim. Ee, o işte antrenör değişikliği şu bu derken hani 3 sene benim kafamda şöyle hedeflerim vardı o zaman çocuk aklımda. Baskonya o zamanki adıyla Tavo Seramica. 2007'de imza atıyorum. 3 senelik imzam. 2010 Dünya Şampiyonası var. Ee, dedim ki 3 sene yavaş yavaş üstüne koya koya işte ilk sene ne kadar oynuyorsam ikinci sene biraz da arttırırım. Üçüncü sene milli takıma girelim. Milli takımda dünya şampiyonasında da eğer kadro olup süremi alırsam benim hedefim Tavuz oynamak gibi. O zamanki aklımda öyle bir şey koymuştum. Fakat tabii e, istediğim şekilde ilerlemedi. Fenerbahçe'de oturduğum, üstüne sakatlıklar yaşadığım dönemler oldu. O 3 sene o kadar verimli geçmeyince e, kariyer başka bir yöne doğru gitti. Yani Avrupa'dan ziyade bu sefer Avrupa'daki insanların benim oynadığım takımlara geldiği, NBA'den oyuncuları benim oynadığım takımlara geldiği bir, <laughs> <laughs> bir, şey oldu. Bir, bir, bir kariyer yaşadım. Hani Ukte derken acaba ben Fenerbahçe'de işte Aydın abi kalsaydı ne kariyer nereye gidebilirdi? Veya Aydın abi ayrıldığında ben de ayrılabilseydim daha sakatlık yaşamadan, özgüvenim kırılmamışken çünkü oynaya oynaya geliyordum. Hiç oturduğum bir zaman yoktu düzgün bir şekilde. O zaman nereye gidebilirdi kariyer diye. Öyle bir soru işaretim var ama şu an çok mutluyum. Peki bu mutluluğunu antrenörlükte de yaşamanı tabii ki temenni ediyorum. Ama kime benzemek istersin? Çünkü Antrenör olarak. Ergene Ataman'da çalıştın. Evet. Zirveye çıktı. Bambaşka bir yoldan çıktı. Oburduvuş'a e çalıştım. En tepeye çıktı, zirveye çıktı. Bambaşka bir yoldan çıktı. Evet. Sen ne benzemek istersin? Ya yani aslında bunu lütfen böyle bir yanlış anlamayın. Ya da işte ukalalık olarak Yok, da... Yok, mutlaka e, kendine göre şey yapacaksın da... E, iki isim verdin. Buna ilave olarak hani biz çok insanla çalıştık. İkisi çok zıt olduğu için evet, hani ikisini yani. Zıt ve ikisi de en üst seviyeye evet. çıkmış olan antrenörler bu bana şunu gösterdi. Herkesin kendi bir yolu var ve tek bir doğru o, yok. Tek bir doğru yok. İnanılmaz seviyorum zaten bu cümleyi ve buna çok inanıyorum. Benim kendi yollarım olacak. Çünkü hani karakter olarak benzemiyorum birçok insana. Oyun bilgisi olarak farklı onların oynadığı seviye, benim oynadığım seviye veya işte benim gözlemciliğim, onların gözlemciliği gibi birçok farklı etmen var, etken var. Ben işte üst seviyelerde evet bulundum. Euroleague'de 6-7 sezon oynadım. Ama hiçbir zaman yıldız oyuncu olmadım. İlk 5 başlayıp böyle çok iyi süreler aldığım zaman da oldu. Kadroya giremediğim zaman da oldu. Rol oyuncusuydum. Çok iyi gözlem şansım oldu. Ve ben bunu kendi adıma iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla benim muhtemelen, muhtemelen değil öyle söyleyeyim. Yani Serhat Çetin tarzı bir antrenörlük çiçek ortaya. Herkesten Hepsinden bir şeyler... ufak ufak ufak, ufak aldığım. E, basketbol namına da çok şey öğrendim bu insanlardan. Çok farklı görüşler. E, yönetme namına da çok fazla şey öğrendim. Psikologluk namına da çok fazla şey öğrendim. Buna eklemeye devam etmek istiyorum. Çünkü basketbol, bu en son bilmiyorum soruların içinde böyle bir şeye geleceğiz mi ama benim hayatımdaki yeri ne olarak istiyorsan şimdi bahsedebilirim. Bahset bundan. lütfen. Demin söyledim. De yani 9 yaşında başladığım bir spor. Beni ben yapan şey. En son Amerika'ya gidip Thanksgiving gününde hayatımda ilk kez bir Thanksgiving, bir şükran günü yaşadım. Hristiyanlarla beraber. Pops Ben Sabonsu, bizim eski Hı -hı. takım arkadaşım. O beni evine davet etti bugün de. Bambaşka bir aile. Tek Türk Ben aynı dinden bile olmadığım insanlarla beraber inanılmaz böyle ruhani düzemde çok böyle pozitif bir akşama tanıklık ettim. Ve orada bambaşka şeyler düşünmeye başladım. Tanıştığım her insan şu an basketbol sayesinde. Hayatımdaki herkes basketbol sayesinde benim. Eşim bile basketbolcu olmamasına rağmen basketbol dolayısıyla tanıdığım bir arkadaşımın tanıştırmasıyla tanıştım. Yani dolayısıyla basketbol beni ben yapan ve şu anda da beni besleyen şey basketbol. Kayınpeder zaten Türk basketbolu efsanesi. <laughs> evet. Dolayısıyla Efa Aydan onu da söyleyelim. Beni ben yapan basketbola geri hizmet etmem gerekiyor benim. Yani ben böyle düşünüyorum. Ona iyi hizmet edebilmek için de kendimi geliştirmem gerekiyor. Yani hiçbir zaman bu yeterli olmayacaktır. O yüzden üstüne koya koya daha fazla insanla görüşerek, daha fazla paylaşım yaparak bu sektöre, bu spora hep beraber nasıl kalkındırabiliriz? Hep beraber nasıl daha iyi hizmet edebiliriz? Buna çok fazla kafa yoruyorum. Ve gönlümden de bunu çok fazla besliyorum. Belki çok sıcağı sıcağına ama gelecek sezonla ilgili bir planınız var mı? Ee, çok ufak ufak böyle bir konuşmalar. Benim bir kere kontratım yok Beşiktaş'la. Ee, yarım sezonluğuna anlaştım ben. Igor'un bildiğim kadarıyla bir buçuk senelik bir anlaşması vardı. Arada bir opsiyon vardı. Ama şu anda kulüpte henüz iler, bir dahaki senin planlarıyla alakalı ne bana bir şey geldi ne Igor'dan bir şey duydum. Hani devam edecek, etmeyecek, nasıl bir oluşum olacakla alakalı, hedef ne olacak bunlarla alakalı çok taze. O yüzden ilerleyen günlerde biraz daha işte başkanlar, yönetim kurulu toplanıp basketbol şubesiyle alakalı belli kararlar verirler. O zamana kadar benle de alakalı hani... Yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir bir şey de çıkabilir. Ee, özellikle yurt dışı tarafında olmasını ben kendi adıma hoşuma gider, sevinirim de yani böyle bir şey olmasın çünkü geliştirmek istiyorum, çok fazla geliştirmek istiyorum kendimi. Ee, o bakımdan da hep böyle daha fazla hiç bana dokunmamış olan insanlar, kültürünü bilmediğim yerlerden yeni şeyler duyup öğrenmek çok hoşuma gidiyor. O bakımdan bir yurt dışına gitmek isterim ama e, tabii. Bakacağız. Hani ileriki ilerisiyle alakalı. Ya bu çok güzel aslında bu düşüncen. Çünkü hani bizim Türk basketbolunun eksiklerinden bir tanesi olduğunu düşündüğüm konulardan bir tanesi. Sen oyuncuyken de bunu denedin. Umarım Antonio Dük'te de yaşarsın, tecrübe etme şansı bulursun. Çünkü bizim biraz Avrupa'ya açılmamız gerekiyor bence de. Bunu özellikle bir dipnot olarak söyleyeyim. Türk oyuncularla diyaloğun. Şimdi oyunculuğun dediğin gibi yani hala oynayabilirdin. yaş itibariyle. Onlara çok yakınsın. Takımdaki oyuncularla diyaloğunu bu nasıl etkiliyor? Yani aynı yaş grubuna yakınsın ama antrenörsün. Evet. Ya bu Beşiktaş nezdinde biraz genç bir kadro vardı. Hı. Hani bizim en yaşlımız bildiğim kadarıyla Sokolovski'ydi, Polonyalı. O da 30 yaşındaydı. Ben şimdi 37 yaşındayım öyle ya da böyle. Hani 7 yaş fark var. Türklere gelince işte Okben olsun, Burak olsun, Egemen olsun tabii yani. Karşılıklı oynadığımız, beraber oynadığımız Hı. arkadaşlarım. Ama onun haricindekiler bana yetişemedi tabii yani genç... Hı. Beni gerçekten tanıyan da var, tanımayan da var. Bu çok önemli değil. İletişim konusu e, onlara tabii biraz daha sormak lazım. Ben zorlandığımı biliyorum açıkçası. E, çok fazla saygı duyup benle çalışmak isteyen oyuncular da oldu. Tabii aldıkları dakikalarla da doğru orantılı olarak biraz yani daha az oynayan e, kendi motivasyonunu bir şekilde yaratamayabiliyor. E, senin onu daha fazla ittirmen gerekiyor. Sen onu daha fazla ittirdikçe senden uzaklaşabiliyor. Bir şekilde tecrübelerini anlatırsan o tamamen kendin hakkında konuşmuş oluyorsun, o onu zaten bağlamıyor gibi gibi böyle bir dengede e, ilerlemek gerekiyor. Amerika'nın bana kattığı en güzel şey, demin ne söyledim işte basketbola hizmet etme konusu. Bu basketbolu güzelleştiren en önemli e, kişiler oyuncular. Eğer bu sporun gelişmesini istiyorsak oyuncuları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden oyunculara hizmet etmemiz gerekiyor, onları geliştirmemiz gerekiyor. Orada gördüğüm en güzel şey buydu. Bu takımda da daha tabii çiçeği burnunda bir antrenör olarak yapmaya çalıştığım şey buydu. Hem basketbollarına bir şey katabilmek hem de mental olarak onlara bir şeyler verebilmek, ileriyi gösterebilmek, farkındalıklar yaratabilmek. Ne kadar başarılıyım değilim, onu biraz da zaman gösterir. Çünkü her insan aynı değil. Kimi büyüklerin tecrübelerinden öğreniyor tek doğru olmadığını söyledik. Benim söylediğimin doğru olmadığını da düşünüyor olabilir. Takipte etmeyebilir. Onu göreceğiz. Kimi de yaşayarak öğrenecektir. Hatalarından dönecektir. Ben elimden geldiği kadar her gün kafayı resetleyip tekrar pozitif olup tekrar kimine sert davranıp, kimine pozitif davranıp, kimine bazen geri çekilip, kimine bazen trip atıp kendimce bazı yöntemlerle içimden geldiği şekilde davrandım. Beni çok sevdiklerini biliyorum sadece. Onu biliyorum. Peki son olarak şunu da sorayım. Beşiktaş veya X bir takım. Serhat Çetin antrenörle işte başladı. Hemen bu sene head coach'luk da yaptın. yaptım, evet, <laughs> yani yaptım. ilk ilk senende de çok dediğim gibi hızlı evet, gelin evet, her evet. şeye. bir ateşten gömlek giydiniz. Onu bir şekilde başarıyla üstlendin. Hayalin ne? Amerika'ya gittin. Amerika'da ortamı gördün. Yuvalik oynadın. Serhat Çetin antrenörlükte tap nokta neresi? Sınırım yok. Hani ben şurada olmak istiyorum, burada olmak istiyorum gibi. Bu benim biraz karakterimde de olan bir şey. Hani evet ben Türkiye'de doğdum. <laughs> Ama bunu ben seçmedim. Hiçbir insan nerede doğacağını seçmiyor. Hepimiz dü dünyalıyız diye söylüyorum. Yani sınırlara çok inanan bir insan değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum. Gelişime çok değer veriyorum. E eğitime çok değer veriyorum. Bilgiye çok saygı duyuyorum. Paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden ve çok iddialıyım. Rekabeti çok seviyorum. Üzülmeyi, mutlu olmayı çok seviyorum. O yüzden zaten bu mesleği seçtim, bu meslekte kaldım. Çünkü basketbol bir hayat gerçekten. Sezonu başka bir hayat, bir haftası başka bir hayat, bir maçı başka bir hayat. Her şey farklı farklı hayata yorabilirsiniz. Kaybedip, ki bu sezon öyle oldu, kaybettikçe kaybettikçe insan olduğunu hatırlıyorsun. Üzüldüğünü, sinirlendiğini, o sinirle beraber patladığını, robot olmadığımızı, o duyguları yaşamak çok hoşuma gidiyor. Günün sonunda da bir şeyleri geliştirip orayı kazanabilmek bu benim hayatımda çok fazla dokunmuş bana. 9 yaşından beri bu işi yaptığım için hep de yaptığım yerlerde hep böyle bir kupa kovalama, üst seviyeler olunca veya işte ikinci lige gittiğimde bile ikinci ligden birinci lige takım çıkarmaya Evet, Hep böyle bir kendi limitlerini zorlama olduğu için hedef olarak Nerede olursam olayım, işte Türkiye'de olayım. Euroleague olsun, olsun. Euro Cup olsun, Amerika olsun, neresi olursa olsun ben biliyorum ki hep böyle üst seviyelerde bir yer olacağına eminim. Hep kendini yarışa devam edeceksin diye anladım. Peki son olarak aslında konuşmanın içeriğinde söylediğin Beşiktaş taraftarlarına sezonun özetini belki onlara işte özür de diledin evet. ekip olarak. Son bir mesaj alayım Beşiktaş taraftan. geleceksin, sene Beşiktaş'ta kalırsan hı hı. ki e, muhtemelen kalacaksın dedi. düşünüyorum benim görüşüm. Hı hı. E, neler beklesinler? Bu sezon için tekrar e, ne söylemek istersin onlara? ya yani Bu sezon için dediğim gibi yani bu benim direkt kalbimden gelen şu anki duygu durumum o. Üzgünüm aslında ben. Yani e, mutlu değilim. Ligde kaldık. Ama e, ben daha fazlasını bekliyordum kendimden ve bizden hep beraber bu ekipten. O yüzden mutlu değilim. O yüzden özür diliyorum. Yani bu benim gerçekten içimden gelen bir şey. Hak etmiyor bu kulüp son hafta kurtarmayı. Ve nitekim baktığınızda da yani bir önceki hafta işte Bahçeşehir en önemli maçımıza çıkıyoruz. Bambaşka kavgalar oluyor sahanın içerisinde. Tek yapmamız gereken çıkıp bir tane maç kazanmak. Ama biz orada o niye pas vermedi, oradan niye öyle olmadı gibi şeylere gidebiliyor olay. Kabul edilemez benim açımdan ve bizim açımızdan. Ama maalesef bunlar yaşandı. Günün sonunda da Antep bir, bir önceki hafta kazanmış olsa belki de bir son hafta bambaşka bir şey konuşuyorduk şu anda. Ligde kaldık. Öyle ya da böyle sonuna baktığımızda biz Ocak ayında bu takıma gelirken hedef ligde kalmaktı. Hedefi gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki sezon için mutlaka tabi bu benden ziyade camiadan ziyade ilk başta yönetimle beraber, Beşiktaş'ı seven iş adamları, iş adamları ile beraber, sponsorlarla beraber ortak işte bir bütçe ve bu bütçe dolayısıyla da hedeflerin koyulması lazım. Bu hedefler doğrultusunda da bir takım ortaya çıkması lazım ama benim bu tarz kulüplerden beklentim her zaman için playoff içerisinde olup basketbolu güzelleştirmektir. Her zaman tepeye oynamaktır. Ee, hatırlarsın işte yani bizim şampiyon olduğumuz sene biz ligi 6. sırada bitirmiştik. Ee, ve lige bir renk katmıştık. Çok hoş bir seneydi. Aynı şekilde yani orada birinci bitirdin, ikinci bitirdin, bütün sezon müthiş geçtiğinden ziyade. O sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığınız maçlarda, Hakkı Pekçi'de oynadığınız maçlardaki atmosferi de hatırlıyorum. Aynen. Yani gerçekten Beşiktaş'ın oralarda olması gerekiyor. Aynen. Yani Beşiktaş'ın hep şampiyonlukları oynaması gerekiyor. Playoff'ları bile demiyorum hani hep şampiyonlukla oynaması gerekiyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın başka seçeneği olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım e, sen içinde olursun olmazsın. İnşallah başka dediğim gibi yabancı e, bir takımda da bizi temsil edersin. Ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın yerinin hep en tep olması gerekiyor. Burada kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Evet çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa. Son ben teşekkür ederim İbrahim. Sen... Çok keyif aldım. Uzun uzun da konuştum. Yok <laughs> yani e, gayet güzel şeyler söyledin. E, senin zaten hani kendini hazırlayış şeklini yani ne kadar çok hızlı geliştirsek de oyunculuktan itibaren hani bu konuya kendini yönlendirmeni e, takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. E, kendini geliştirmek için. Amerika'ya gittiğini işte geçen sene konuşuyorduk. E, hızlı oldu belki ama inşallah bundan sonrası çok daha hızlı ve sağlam adımlarla olur diyelim. İnşallah. Sağ Sana da başarılar dilerim. bir şey olsun gönlümden geçen o. Düzgün bir şekilde bu sektöre hizmet edelim hep beraber. Çünkü birçok insan hem buradan ekmek yiyor hem de birçok insan bu sporu izleyip keyif alıyor. Evlerinde televizyonlarını açıp deşarj olan, gönül veren birçok insan var. Hep beraber tüm spor branşlarımızda olduğu gibi basketbolumuzu da yüceltmeye, geliştirmeye inşallah hep beraber devam edelim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta da Serhat Çetin'le konuştuk. Beşiktaş Emlak Çet Yardımcı antrenörü çok zor bir görev üstlendiler. Sonuçta dediğimiz gibi belki daha fazlasını hayal ettiler ama e, asıl hedefi bu sene için, bu senenin üzerindeki asıl hedefi ulaştılar. Sonuçta 5 yaşı birlikte tuttular diyelim. E, Serhat Çetin'den güzel şeyler dinledik. Geleceğini, gelecekle ilgili planlarını dinledik. Ona çok güvendiğimizi de sizlerin huzurunda bir kez daha söyleyeyim. Çok daha fazlasını beklediğimizi ifade edeyim. Peki haftaya yemek sepeti market spor salonundaki 4 çeyrekte yeni konuklarımızla yine sizlerle birlikte olacağız görüşmek üzere